Gezgin gözüyle Kastamonu sokaklarında, bugün yine başka bir sokaklarda, başka bir mahalledeyiz. Hemen geldiğimiz yol üzerinde, daha evvel size göstermiş olduğumuz Deveciler Mahallesi, Deveciler Sokak, Aktekke Mahallesi, Deveciler Sokak, Deveciler Camisi'ni ve Türbesi'ni göstermiştik. Burası hemen hemen 6, hatta bir tane daha ileride var, 7'ye ayrılıyor bu yollar. Buradan gittiğiniz zaman Derepınar Sokağı gidiyorsunuz. Oradan başka bir sokak, hemen arada yine başka bir sokak var. Oralara da gireceğiz. Biz buradan devam ettiğimiz zaman ileride tekrar 2'ye ayrılıyor bu sokak. Cumhuriyet İlkokulu'nun olduğu tarafa giderseniz Köşebaşı Sokağı gelmiş oluyorsunuz. Sol taraftan Hamidiye Camisi'nin olduğu yere gideceğiz. Hamidiye Camisi'nin olduğu yere çıkacağız ama bu yokuşu çıkarken o arada bir evle ilgili bir şeyler anlattılar. En azından o eve gidelim, kapısını çalalım. Biz muhtarımızla da buluşacağız. Kırçeşme Mahallesi muhtarı Tahsin Sakallıoğlu'yla da buluşacağız. O içeride birisi var mı? Oturan var ama şu anda birisi var mı yok mu bilmiyorum. Yalnız o evin bambaşka bir hikayesi var. Buyurun gidelim. Aktekke Mahallesi'nden Kırçeşme Mahallesi'ne girdik. Kırçeşme Mahallesi, Tepeyol Sokak burası. Hemen karşımda Hamidiye Camisi var. O tarafa doğru devam ediyoruz ama dediğim gibi muhtarımla buluşup, Kırçeşme Mahallesi muhtarı Tahsin Sakallıoğlu ile buluşup bu ev hakkında bir şeyler anlatmak istiyoruz size. Yani bana anlatılanlara göre çok özel bir ev burası. Muhtarım merhaba. Merhaba efendim. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Evet, muhtarım, burası, o evi. Burası Türkiye'de en ünlü hattatlardan biri olan Emirlah Demirkaya'nın evi burası. Yani bu Türkiye'de tanınmış bir hattat. Hayatını burada geçirmiş ve burada vefat etmiştir. İki oğlu vardır. İkisi de halen sağdır benim bildiğim kadarıyla. Ama onlar bu evi sattılar değil mi o muhtarım? Sonradan öldükten sonra, Emrullah Efendi öldükten sonra sattılar burayı. Kaç yaşında vefat etti? Vallahi bir şeye göre 107-108 yaşlarında falan. 107-108 evet. Yaşlarında vefat etti. Evet. Peki bu evin içinde benim duyumlarıma göre böyle duvarlara falan da o ebru işlemeler evet. Yaptığı evet. Söyleniyor. Öyle söyleniyor ama ben tabii girmedim bu evi. O zaman Emrullah Bey öldükten sonra, zaten Emrullah Bey varken de pek şey yapmazdık. Kapıyı çalıyoruz ama herhalde yoklar. Hemen bu kapıyı çaldık. Bir tane kapısı da burada. Bu burada kiracı vardı. Hiç oturmuyor. Boş burası. Boş değil mi? Evet, burası boş. 105 ile 107, 108 yaşları arasında vefat ettiği söyleniyor. Evet, bu söyleyeyim. Ebru sanatlarıyla hattat. Hattat esas Türkiye'de tanınmış hattatlardan. Yani bütün şeylere, camilere, şuralara, buralara yazdığı el yazılarıyla yardım eden, bağışlayan bir kişi. Bizim hatta camimizde de, içinde de vardır birkaç eseri, Hamidiye Camisi'nde. Tamam. Şimdi ben genelde şöyle, tabii Kırçeşme Mahallesi de çok eski bir mahalle evet, olduğu evet. için fazlasıyla ahşap evler var. Evet. Tabii ben bunu diye başka programlarda da dile getiriyorum. Tabii ahşap evin bakımı çok zor. Evet. Yani insanların yapım gücü yok bu eski evlerde oturan evet. ve onun için de genelde ahşap evler yıkılmaya razı oluyorlar seneler içerisinde. Siz de tahmini Kırçeşme Mahallesi'nde ne kadar böyle oturulmayan? Oturulmayan aşağı yukarı 1150 hane var. 800'ünde oturuluyor. Geri tarafı boş. Ahşap olarak. Ahşap, hepsi ahşap zaten. Bizde apartman tek tük. Tek tük var evet. evet. Yani şeylerde, bu ahşap evlerde hiç restorasyon çalışmaları falan yapılmıyor mu? Sadece iki yerde yapıldı. Bir karşıda bir şey var, Ali Bey konağı var. Bir onun yanında başka bir konak daha var. İki yerde yapıldı. Yani hemen hemen 300 tane falan veya 200 küsür tane böyle şimdi ev bunlar, var ahşap. Bunlar şey değil yalnız. Tescilli değil. Tarihi değil. Tamam, tescilli değil ama değil. Nereden baksanız yine 100 senelik evet. bir ev. Evet. Bu ahşap binalar. Evet. Ya inşallah, yani ben istiyorum ki bu ahşap binaların hepsi şey var, ayağa kalksın. Diğer mahallelerde yapılan sokak güzelleştirme çalışmaları var.
bu Vali. Devletimizin destek verdiği, yani belediyenin dışında valiliğin destek verdiği Hüsar Ardı gibi, Ak Mescit gibi oralarda tarihi, Yavuz Selim Mahallesi tarihi binaların çoğunlukta olduğu yerlerde böyle bir çalışma var. Biz belediyeye de verdik dilekçeyi, ya bizi sit alanından çıkarın ya da bizim mahallelerimizde güzelleştirme şeyine sokun diye. Sit alanı değil mi buralarda? Burası zaten Kastamonu'nun birçok mahallesi sit alanına girdi. Sit alanı. En ufak burada, bir şey yapılmıyor. Burada yapılıyor da şeyini bozuyor. Dokusunu bozuyorlar. Dokusunu bozuyorlar. Şimdi şu binayı bile, bu bina böyle değildi. Bak torularla şeylerle ilave edildi, bilmem ne edildi. Ya işte maalesef. Artık o konuda bilemiyorum. Yani biz bir de çok eski bir Hamidiye camimiz var. Burasının içerisi hakkında da bilgi alacağım. Onu da ekranlara yansıtacağız. Tamam. Çünkü kimin bilgi vereceğini de iyi biliyorum. Biz Hamidiye camisine gidelim muhtarım. Tamam, buyurun. Buyurun. Bizim bu kenar mahallelere gerektiği kadar hizmet verilmiyor yani. Çünkü herkes de gözde görülür yere hizmet yapmaya çalışıyor. Ya tabii biraz gözden ırak olunca gönülden de ırak olur beni ama aslında şöyle bir baktığım zaman çevreye bazı mahallelerde gördüğüm o çöp atma bilmem ne caddelere yok yani buradan o bakımdan sevindim ben. Yine hemen sağ tarafımda eski bir ahşap bina var tabii orası da artık ne kadar bina bu binalar. Bakın onun yanında bir tane daha var. Hatta rivayet olunur ki bu caminin şeyleri buralara kadar gidiyormuş. Bu şeyler falan da bu Hamidiye Camisi şey altındaymış. Ama sonradan tabii tapu bilmem ne değişince cami ayrılmış bu tarafa. 1885 yazıyor bu arada caminin yapım yılı. Şurada iki tane bina, bir tane de yukarıda var muhtarım. O daha şey işte bunlar tarihi burası. O binalar. Şevket Bey konağı orası. Ya bunları da size göstereyim. O yukarıda da görüyorum. Çok mükemmel bir bina. Oturan var mı muhtarım orada? Şevket Bey konağında oturan yok, var yok yok. Oturan yok. Orası da terk edilmiş vaziyette. Bu da terk edilmiş vaziyette. Bu zaten belli. Yanında ama orayı da lütfen göstermenizi rica ediyorum. Tabii tabii. Bir de bunun yanında öbür tarafında bir ahşap ev daha var. O biliyorsunuz da, o da aynı. Bunun aynısı o. O oturulan var orada yalnız. O biz oturuluyorsa ne mutlu. Çünkü hep söylediğim bir şey var. Binada yaşayan varsa binada yaşıyor. Doğru doğru. Biz camiden evvel bu yani eski binaları bir şey yapalım. Çıksa içeriye bakalım. İçerilere genelde girmiyoruz muhtarım. İçerideki o şeyleri, şeyin yaptığı. Emrullah Efendi'nin yaptığı şeyleri. Tamam görelim. Görme imkanımız varsa. Görelim. Bu Emrullah Efendi'nin bu camiye çok emeği geçmiştir. Bizim çocukluğumuzda hatırlarım ben. Burada müezzinlik, imamlık, her türlü tamiratı vesairesi. Emrullah Efendi tarafından parasıyla yaptırmış. Kendi harcamış, kendi yapmış. Kendi yaptırmıştır. Şimdi tabii Hicri 1303 miladi 1885 yazıyor. Çok eski bir cami. Evet. Bizim konumuz bugün şey gibi oldu. Bu Emrullah Demirkaya'ydı. Evet. Demirkaya çünkü zamanında yaşamış en böyle cami içlerine falan yazılar yazmış hattatlardan bir tanesi. Cami içinde de var ve işin güzelliği hep kendi parasıyla yaptırmış. Yani camiye yaptırmış tamiratını içindeki Türkiye'de de birçok yerde yaptırmış, yapmış yani böyle yazıları diyorsunuz. Bu yazıları buradan gelir alırlardı. Hibe derdi. Parasını almadan hibe derdi cami. Hibe derdi, yazardı rahmetli. Çoğu camiye bu kendi eserlerini bir hibe etmiştir. O hattat yazılarıyla yazılan panolar. Vallahi hangi camide var ben bilemiyorum. Yani Türkiye'nin çeşitli yerlerinde var olduğu söyleniyor. Evet. Nerede varsa bize şurada şu camide var derlerse onları da buradan söyleyeceğiz. Yani, yeter ki bizimle irtibata geçsinler. Buyurun, bakın, şimdi buradan içeri giremiyoruz. Yani namaz vakti olmadığı için cami kapalı. Biz ancak dış kapıdan muhtarımız sayesinde buraya kadar girebildik. Biz Hamidiye Camisi'nden şu deminden içeriye girmeden evvel görmüş olduğumuz o ahşap binaların yanına doğru gidelim. Çünkü çok güzel binalar geriden gördüğüm kadarıyla ama maalesef bazılarının içi boş olduğu için onlar da yakında yıkılacak. Şimdi bu devam eden yol Tepeyol sokak yine. Evet. Biz şu eski bina o tarafta da var tabii her yerde. Yani Budak Tepesi'ne çıkıyor burası. Budak Tepesi. Evet. Her yerde eski binalar var. Evet, tabii araya bazı yeni binalar da sıkışmış ama
Biz şu esas benim deminden görmüş olduğum ahşap binaların yanına doğru gidelim. Tamam. Buyurun. Şimdi burada dedim ya, mahallenin sakinleri kedi su içiyor. Çok rahatsız etmemek üzere de yaklaşmadım. Hamidiye kaynak suyu yazıyor. Muhtarımın dediğine göre şunu da belirteyim. Hemen buradan mezarlıklar gözüküyor tepede. Bu tarafı Ahmet Dede mezarlığı. Şehrin diğer tarafında yine bir mezarlık var boydan boya yukarıda tepede. Orası da Ok Meydanı. Diğer tarafta kalenin diğer yüzü tarafında Gümüşlece mezarlığı falan var. Ahmet Dede'nin olduğu yerden, o dağdan geliyormuş bura, kaynak suyuymuş. Yapılmış tabii, yenilenmiş bu çeşme. İşte bu eski binanın yanından doğru, şimdi diğer binaların olduğu tarafa doğru gidelim. Burası Vacip Ağa Pınarı. Vacip Ağa. Kırım'dan gelme. Burası esas Muhacir Mahallesi. Bu sokak. Esas eski tapuda Muhacir Mahallesi. Yani Muhacir Mahallesi diye geçiyor. Geçer ama sonradan Baba Sokak oldu. Burada Kırım'dan gelen göçmenler, bakın bunlar zenginleri, konakları yapmışlar. Buraya sonradan yapılma bunlar. Bu Kırım şeyler tarafından yapılan Vacip Ağa Konağı burası. Öbür tarafı Tahsin Bey Konağı. Bu üstteki, arka tarafta bir tane var, Şevket Bey Konağı. Bunların hepsi de şey, Kırım'dan gelme. Hepsi Kırım'dan gelme. Evet, evet. Muhacir olarak. Şimdi burada tabii bir de baktığımız zaman hep belirttiğim gibi hiçbir ahşap ev birbirine benzemez. Tamamen farklı yapıldı. Evet, evet. Tabii burada yine yazı var. Dikkat, yıkılma tehlikesi vardır. Lütfen yaklaşmayınız tabii, diye. Bunlar tabii onarılmış vaziyeti bunlar. Bazıları onarılmış ama bu oturanlar. Oturulmayan bu halde. İşte oturulmayan maalesef. Maalesef oturulmadığı zaman. Yani evet. Eğer o arkadaki yani. Bina da bu binaların arkasındaki arkası kalan Şevket Bey Konağı dediğiniz de çok hoşuma gitti. Eğer evet, buradan çekebiliyorsa. Burası, evet, bu birbirine geçmeliymiş bunlar eskiden. Oradan buraya, buradan buraya, buradan yukarı. Hep birbirlerine yer altından. Öyle mi? Evet, kuyular vardır her evin altında. Bunlar da var öyle. Var var, hala var. Burası, işte şurada bakın Şevket Bey buna burası da. Orada da oturan yok dediniz. Yok, orada boş. Boş. Orada boş. Şimdi buradan size Şevket Bey Konağı'nı da gösterelim. İçeriden geçebilirsin, içeri çekebilirsin. Tamam. Burası Baba Sokak. Baba Sokak. Yani Kırçeşme evet, Mahallesi Baba Sokak evet, burası. Şu anda Baba Sokak'tayız. Geçebiliyormuşuz buradan. Gel, İşte gel, yanımızda gel. Muhtarlar olduğu zaman her yere girip çıkabiliyoruz. Şimdi muhtarımın anlattığına göre bu Kırım'dan kaçıp gelen muhacirler, Muhacir Sokak olarak belirtilen Muhacir Mahallesi. Onlardan gelenlerin zenginleri böyle üç katlı falan yaptırmışlar evleri. Yani az çok bu, yani maddi durumu olmayanlar da karşıdakiler gibi tek kat tek üzerinden katlamış, yapmışlar. Evet. Zaten hep öyle. Evet. Binaların şekli de onun için değişiyor Kastamonu'da. De, mesela okuryazarları bunlar. Vacip Ağa olsun, Şevket Bey olsun, Tahsin Bey olsun. Bunlar okuryazar olanlar. Şevket Bey ne iş yapmış? Bu işte o Vacip Ağa Konağı burada maliyeciymiş. He. Oradan emekli olmuş. Bu da benim şey yaptığım yaşlı bir amca, avcı bir amca Şevket Bey. Ama durumları iyi tabii onların. İşte konak burası, Şevket Bey Konağı denilen. İşte burada tabii oturan yok. Oturan olmayınca evet. Ne kadar güzel bahçenin içinde o bizim maldan dediğimiz kat kat. Bakın burası bahçesi 3 ayrı şekilde oluşuyor. Birinci, ikinci, üçüncü kademe kademe devam ediyor. Yani şuradan ileriye doğru seyredebiliyorsunuz. Bu bahçe bakımlı olsa, bu ev bakımlı olsa müthiş bir görüntüsü olur. Evet. Çok da güzel bir bina. Tabii ama onun arkasında dediğim gibi fırını var, bilmem nesi var. Bu eve girdim çıktım çok. Efendim arka bir gizli sanki saklanacak yerlermiş gibi falan bir yerler var. Hmm. O zaman savaş döneminde demek ki öyle bir şekilde yapılmış. Bu eski evlerin, ahşap evlerin bahçeli olanlarının hemen hemen hepsinde de kuyu evet, var. Da vardı. Bunda da varmıştı. Her evde bir su var burada. Yani. Ama çoğu iptal edilmiş. Bundan ne olmuş?
Şimdi burası Kırçeşme. O biraz ilerlediğimiz zaman, sağa döndüğümüz zaman Kırçeşme yokuşunun olduğu yere caddesine çıkıyoruz. Evet. Biz artık o caddeleri falan gibi, sokak olarak yokuş. Eski adıyla Muhacir Mahallesi, yeni adıyla Baba Sokak. Burası. Baba Sokak. Boydan boya. Hemen ileriden sağda da o ilk başlangıçta söylediğim Cumhuriyet İlkokulu'nun evet, olduğu yer var. Şimdi bu gösterdiğimiz o Hattat. Evet, Emrullah Bey. Emrullah hayır. Bey'in biraz daha hikayesini bilen birisini tanıyorum. Onun yanına gidelim. Buradan direkt ondan evet, o evin hikayesini tabii, öğrenelim. Muhtarım çok teşekkür bir ederim. Bir şey değil efendim. Sağ olun. Ne demek? Görüşmek üzere. Çok tamam, teşekkür ederim. Şimdi biz evin hikayesini dinlemeye gidiyoruz. Şimdi biraz evvel size Emrullah Demirkaya'nın yaşamış olduğu evi gösterdik. Tabii isterdim ki içeriye de girebilirim. Ama oturan varmış, evde kimse yok. Muhtarımızın dediğine göre kapısını da çaldık. Peki bu evin içerisinde bize kim anlatabilir? Emrullah Demirkaya Hattat olduğuna göre burada Münire Medresesi'nde Ebru sanatçısı ve de aynı zamanda devlet sanatçısı unvanlı Rafet Küllüoğlu'na bir soralım dedik. Onun için onun dükkanına geldik. Kendisiyle o ev ve içinde yaşayan Emrullah Demirkaya hakkında biraz bilgi alalım istedik. Şimdi Rafet Hocam'ın yanına geldik. Rafet Hocam, Kırçeşme Mahallesi Tepeyol Sokak'ta bu söylediğimiz Hattat sanatçısı var. Onun hakkında sizden biraz bilgi almak istiyoruz. Çünkü sizin de orayla ilgili, o evle ilgili bazı anlatacağınız bilgiler mutlaka vardır. O sanatla uğraştığınız için en azından. Bir defa devlet sanatçısı unvanınız var. Doğru mu hocam? Eyvallah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir defa geldiniz. Emrullah Demirkaya benim hocam. Burada İmam Hatip Lisesi'nde öğrenciyken ben sanıyorum işte orta son veya lise bir gibi hocam Emrullah Demirkaya'dan ben hat dersi almaya başladım. Hocam askerlik döneminde bu hattı öğrenmiş. Osmanlı döneminde asker imiş 1920'den önce İstanbul'da. İstanbul'da Kamil Aktik var, o zaman Hattatların piri. Yani Şeyhül Hattatin diye böyle ünvanı varmış. Hem askerlik yapmış hem hat sanatını öğrenmiş. Daha sonraki yıllarda tabii bu sanat bu yazı devrimiyle beraber kaldırılınca uzun yıllar hocam kalemi eline almamış ama 1950'den sonra yeniden çalışmaya başlamış. Biz kendisiyle işte 1970-71'li yıllarda tanıştık. O zaman burada bakkal dükkanı vardı. Şu anda bu Tabaklar Camisi'nin az ilerisinde evet, o arada orada bir bakkal dükkanı vardı. Zaman zaman oraya giderdik ama çoğunlukla evine giderdik. Öğlen bir okulda okurken öğlen teneffüsünde öğlen yemek yemezdik biz. Dersimizi gösterelim diye Sinan Bey'den işte o bahsettiğiniz işte Hamidiye Camisi'nin yokuşuna Cumhuriyet İlkokulu'nun oraya kadar yürürdük. Kapıyı çalardık. Hocamızın evi yani zaten yapı itibariyle Osmanlı, harika bir Osmanlı mimarisi. Biraz güzel, bozulmuş. Türk evlerinden, Kastamonu evlerinden. O dönem tamamen çok güzel. Aşağıda bir bahçesi vardı. Bahçeden de girişi vardı. Bahçesinde çeşitli meyveler vardı. Tabii ağaçlar vardı. Yukarıki yoldan da girişi vardı. Kendileri aşağıdan işlerler ama misafir yukarıki yani üç katlı şeklinde bu ev. Yukarıki yoldan ikinci kata direkt giriş olur.
Kapıyı çalarsınız, güzel yine tarihi bir tokmağı vardı. Şimdi hala var mı bilmiyorum, o tokmak üzerinde midir? O zaman tabii zil yok. O tokmağa tık tık vurduğunuz zaman hanımı açardı. Eğer hocamız evdeyse buyurun derdi. Hemen girişte solda misafirleri kabul ettikleri bir oda vardı. Oraya girerdik. Değilse hoca efendi evde yok derdi. Biz dönerdik tabii. O oda hemen girişte güzel bir salon. Ahşap tabii. Çok güzel bir Kastamonu evi. Hemen üzerinde ve o salonda kendi mübarek hem hattattı hem ressamdı. Çok güzel yağlı boya tabloları vardı orada salonda. Yine odasında da öyle. Orada sanıyorum o girişte bir veya iki oda vardı. Ondan sonra çok otantik bir merdivenle alt kata inilir. Ahşap tabii. Alt katta yine mutfak ve kiler, bir takım odalar ve hemen bahçeye açılan bir kapı, geniş bir kapı. Yani sanki ev bahçeyle iç içe gibi güzel bir kombinasyonu vardı. Yani çok orijinal. Mesela o merdivenden inersiniz ama aynı merdivenden değil de farklı bir merdivenden yukarı çıkma imkanı vardı yine ahşap. Bu haremlik selamlık olayından dolayı mı? Valla belki de ama bize çok cazip gelirdi. Yani farklı merdivenler, farklı inişler, farklı çıkışlar filan. Tabii bizim hocamız Allah razı olsun yani kendi hane halkından kabul ederdi. Bize gezdirirdi zaman zaman evini. O orta kattan sonra yukarı yine bir farklı merdivenle çıkış. Çıktığınız zaman orada misafir odası vardı. Oradaki odada da o oda bizatihi kendi eliyle işlediği bir odaydı. Bütün duvarlarını yağlı boya hem hat sanatıyla hem de yağlı boya tablolarla resim tablolarıyla donatmış vaziyetteydi. Yani o oda size söyleyebilirim çok kıymetli tarihi eser bakımından benim gözümde. Hala öyle durur mu bilmiyorum. Hocam oraya yağlı boya olarak hem yazılar yazmıştı hem de böyle resimler yapmıştı. Ayrıca tabii tabloları vardı. Yani benim gözümde o ev Kastamonu'nun yani ziyaret edilmesi, yani gelen turistlerin ziyaret edebileceği en güzel yerlerden birisi olarak ben tabii el emeği göz nuru her tarafı dolu idi o zaman. Daha sonra işte satıldı. Şimdi o tablolar var mıdır? Hocamın tabii evle odalarında ayrıca kendi el yazması hat sanatından ve resimden tablolar vardı. Ayrıca hocam bu pirinç diyorlar hani bakır karışımı taslar var. Onların üzerine de yine özel işlemeli hat yazardı. Onlardan o taslardan hat yazılı tasları da vardı hocamın. Hocam ben o işte yaptığı tabloların veyahut da bu çizmiş olduğu hat sanatlarının orada olduğunu tahmin etmiyorum. Çoğu gitmiştir yahut da satılmıştır da ben şeyi merak etmiştim böyle. Ben daha önce hocamla röportaj da yaptım. Kastamonu Gazetesi'nde de yayınlandı o röportajımız. Siz o zaman demiştiniz böyle duvarlarında hat, şimdi de söylüyorsunuz işte hat sanatını gösterdiği veya tablolar yaptı. İşte eğer üstünü boyamadılarsa, yani onların üstünü boyamadılarsa ben onu görmek istemiştim sadece. Ama tabii evde kimse olmayınca giremedik. Belki içeriye de almayacaklardı, onu da bilemiyorum ama siz kendiniz o duvarları bizzat gördünüz. Elbette, elbette. Yani ben alacaklarını düşünüyorum. Ve zaman zaman o satın alanlar buraya geldiler. Onlarla da dedim ben, bakın buraya dedim turizme açın. Size yani altın yumurtlayan tavuk. Bu evin geliri size yeter dedim yani.
Mesela alt katında o bahçeye bakan yerde mutfakta etli ekmek yapsalar Kastamonu usulü, gelenlere ikram etseler, evi gezdirseler kâfi yani. Duruyorsa şayet. Yani içini bilmiyoruz. Tahmin ediyorum o en azından o şeyi duvarı yani o odayı bozmamışlardır diye düşünüyorum. Ya inşallah. Çünkü biz eski eserlere sahip çıkma konusunda biraz duyarsızız. İnşallah çıkmışlardır. Yani siz de bize aracı olursanız, bize eğer varsa, duruyorsa bir ara bizi o eve içine götürebilirlerse, gezdirebilirlerse inanın çok mutlu olacağız. Bu yukarıdaki Hamidiye Camisi'nin böyle ufak tefek tamiratlarında da kendi cebinden para vererek tamiratlarını yaptırdığını falan söylediler. Zannedersem 104-105 yaşında da vefat etmiş. Evet. Epey de oldu mu hocam vefat edeli? 1992 idi yanılmıyorsam vefat ettiği sene. Kaç yaşında vefat etti hocam? 104 yaşında 104 vefat yaşında. Etti. Kendisi Kırım göçmenlerindendir. Ha, zaten o mahalleye de tabii muhacir mahallesi derler bize. İşte bu Osmanlı-Rus harbi zamanında zannedersem işte ailesiyle beraber Kırım'dan çok zahmetli bir yolculukla gelmişler. Hatta babası yolda tabii eşkıyalar zaman zaman basmış. Babası lal olmuş yani dilsiz yani konuşamaz olmuş. Çok büyük sıkıntılarla o zaman o yolculuktayken ya bir yaşında veya buraya geldiği zaman doğmuş hoca. Uzun ömürlü bir hayatı oldu. Cumhuriyet döneminde de Mızıkayı Humayun'da burada Kastamonu'da Mızıka bölümünde belediyenin çalışmış. Çok sakin, zayıf, naif, kibar bir zat idi. Allah razı olsun. Kendisinden hem rika çalıştık hem üsürüz çalıştık. Çok meraklıydı sanata, sanatçıya. Yani ahir ömründe dahi ders vermekten çekinmedi. Ya öyle mübarek zatlar yani sanata çok değer veren bir insandı. Üzülüyorum tabii. O ev keşke öylece muhafaza edilseydi. Bütün hatlarıyla, tablolarıyla ve turizme açılmış olsaydı. Yani insanımız, Kastamonu'ya gelen misafirlerimiz, turistlerimiz onu ziyaret etseydi. Yani sahip çıkılmadıkça değerlerimiz bir kayboluyor. Ona üzülüyorum. Sağ olun siz, bak ilgileniyorsunuz. En azından bu bir şekilde efkar-ı umumiye yayılmasına, duyulmasına i̇nşallah, vesile inşallah, olur. İnşallah. Belki Kastamonu'muz için daha güzel şeylere vesile olur. İnşallah. Tabii biz bu programı yaparken böyle değişik artık hikayeler de çıkıyor. Bunları da araştırmaya çalışıyoruz, öğrenmeye çalışıyoruz. Umarım hocamın sayesinde belki bir gün o evin, çünkü geliyorlarmış şu anda orayı alanlar, içeriye de girmek nasip olur. Tabii dediğim gibi eğer o hat yazıları ve o duvara çizilen resimler var ise biz yine umarım bundan sonraki programlarımızda da böyle hikayeleri sizlerin görebileceği şekilde ekranlara taşıyabiliriz. Başka bir gezgin gözüyle programında yine Kastamonu sokaklarında beraber olmak dileğiyle hoşça kalın, esen kalın. Beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen.